İkinci Witcher 3 kaydımıza Evet. hoş geldin ilk. Witcher 3 günlükleri diyebilir miyiz acaba? Witcher 3 Diaries. Diyebilir miyiz ha? Witcher 3 Chronicles. Bir dakika. Ha tamam, burayı kontrol edecek. Şimdi Sibiyocuğum, ben oyunu bitirdim 600 saat sonunda. Ve baştan başladım tabii ki. Çok güzel. Bitir... Yetmedi tabii 600 saat. Yetmedi ya. Yani oyun çok dolu dolu tabii ki. Hani hiç Tabii. biraz daha uzun sürseydi şehrisinden demiyorsun. Yani konunun ihtiyacı falan Dedim yok ki da. 1200 saat olsun bari. Evet ya. Ya olsa da oynardım yani. Ve böyle şey oluyor. Arada da fake, ya fake denmez de bazen bir iki yerde şey diyor oyun sana. Aa, buradan devam edersen bazı side questler iptal olacak. Bak emin misin, uzun süre dönmeyeceğim falan. Böyle şey oluyor. Oo tamam, O finale zaman giriyoruz falan. yapayım. Sonra 40 saat daha sürüyor oyun böyle. Metal Gear gibi olmuş biraz galiba. Ha yani sanki. Oyunu bitirdiğim sevdiğimde yani aktif öyle güzel side quest falan filan kalmadı pek. O yüzden bu daha yeni başladığım, orayı ellersen aramız bozuşur. Ha. Çok ses çıkıyor. Bir şey olmaz. Dur, kısarım şimdi. Tamam. Ölmeyeyim de. Neydi? Drowner mıydı bu ya? Drowner, aynen. Peki sen Witcher 3 oynarsın da ben öyle yerimde sabit mi dururum? Tabii ki durmam. Ben de Witcher 2 bitirdim. Evet, Biraz geç oldu bravo. ama. Geç ama güç olmasın. Bitirdim. Evet. Yani böyle başlamıştım. İlk chapter'ın başına gelince bıraktım böyle 3 ay 5 ay falan. Ha. Sonra Witcher 3 çıkıyor, bilmem ne, yeni ekran kartı alacağım. Hemen şey yapayım. Witcher 2'yi oynayayım falan derken Witcher 2'ye başladım. Tekrar chapter 1'den. Chapter 1'in en başından. Ve bitirdim herhalde 2-3 gün falan oluyor bu kayıttan önce. Ve yani aşırı hoşuma gitti. Ya seveceğimi tahmin ediyordum da hani çok fazla şey olur diye korkuyordum. Hani side quest'ler çok olur, bir sürü şeyi atlamak zorunda kalırım. Çünkü bir an hemen bitirmek için oynayacaktım Aha. yani. Ama hiç öyle olmadı yani. Bayağı içine girdim yani oyunun. Oyun tuttu beni. Gayet uzun uzun yaya yaya öyle yan görevleri falan çok yapmasam da Zaten bitirmiş çok bulundum. gördün yani, çok daha böyle fokuslu bir oyun, Evet. hani çok Evet. süper side quest fazla fazla yok ama olanlar da genelde şey hunting questleri bile aslında biraz hani böyle çok seçimli, araştırmalı Evet, çok girmedim vesaireli. Sıkılmazdın oralara. yapsan öyle Evet kısaca. evet. Yani yine de ona rağmen aşağı yukarı ne tahminim 15-16 saat sürmüştür diye düşünüyorum. Doğru Gayet geliyor kulağıma. gayet doyurucuydu ya. Ve şimdi sen Leto'yu öldürmedin. Aynen. Ben bu arada Roche'la artık oynadın. Witcher 2 ile ilgili büyük spoilerlarımız olacak ister istemez. Leto'yu Biz. öldürmedim. Ne yapmadın dedin? Roche'la gittin. Roche'da gittim. Aynen. Chapter'da Roche. Roche'u seçtim. Gördün değil mi o mükemmel sahneyi sana gösterdim? Aynen gördüm. Halbuki O müthiş sahneye ya. gelmeden önce anladım zaten. Bir yerden köprüden Ha. geçmemiz lazım falan diyordu. Aa dedim o sahne geliyor. Fuck deyip böyle köprüden düşüp hiçbir şey olmamış Evet gibi. abi. Adeta bir Jackie Chan edasıyla. Müthiş adam Bu ya. arada daha da komik bence yani. Hani Ha. böyle 5-10 adamın arasından falan koşup gidiyor yani. Evet. Hani bir adama tekme atmayı bırak. Hani hiçbir şey olmamış gibi kimse de bakmıyor ona. Burada Baya baya komikti. üçteki atın ismi de Roach. Ama hani yazılışı daha şey, hani daha böyle şey söylüyorsun. Roach değil, Roach. Roa diye mi? Roa. Roache, aynen. Aynen. Güzelmiş. Dolayısıyla şu an Witcher 3'e bakarken daha heyecanlıyım geçen seferki videoya göre. Artık konteks de var çünkü nasıl bir şey Evet olduğunu. abi. Ya düşün hakikaten, Dolayısıyla Witcher 2'nin her şeyi ama open world, yani hiçbir eksiği yok falan. aynen Çok öyle. enteresan bir şey. O yüzden çok dikkatimi vermeden bakacağım oyuna. Ben şey yapayım. Kendim oynarken çözeyim Şimdi diye. ben şeye yeni geldim. Bir dakika bakayım. Emin olmak için. Aynen tabii. Velen'e yeni geldim. O yüzden bir iki story quest yapacağım. İzleyenlerin haberi olsun diye. Hani Lütfen. bitirenler için biraz bildikleri şeyler olacak. Evet. Bitirmeyenler için ama konunun başları. En azından Bitirenler süper için her spoiler olmasın. zaman bildikleri şeyler olacak yani. Evet ama hani daha Nerede olursa en olsun. heyecanlı yerleri değil oyunun. Öyle diyeyim. O zaman kapat abi. Abi amına Kapat. koyayım. Amına koyayım. Aa zıplama mı var? Yok artık, göstermiştim oğlum bunu. İşte 2'de hatırlamıyorum. zıplamanın olmaması biraz rahatsız ediyor ama değil mi? Benim yani çok takıldığım yerler da oldu bir iki bazı tane. ufak tefek yerler var evet. O şimdi hatırladığım zıplama muhabbeti. Biz bunu 2 hafta falan oldu herhalde kaydedildi değil mi? İyi, 2 hafta olmuştur ya. Ha, 19 Mayıs'ta çıktı. Bir hafta falan oynadım sanırım. Neyse. Ondan sonra ben bu arada yani
diğer oyunlara olan şeyim merakım falan gitti ya yani. O kadar beğendim. Olabilir ya. Aslında evet, onu konuşalım biraz. Yani şimdi sen iyice bitirdin bu oyunu ve diyorsun ki yani her quest ayrı bir heyecan diyorsun. Aynen, yani her yeni quest aldığın zaman heyecanlanıyorsun böyle, hani ilk oynarken özellikle. Şimdi oynamadık ikimiz de ama hani böyle bir oyun çıktıktan sonra çok iyi kabul edilen bir Dragon Age Inquisition mesela. Evet, Yani retroaktif olarak kötü bundan bir oyun olduğu sonra fark ediliyor galiba bundan. evet, yani sadece onun değil, belki bu türün artık icraatinin daha değişik olması gerektiğine dair bir Evet. sinyal bu oyun yani. Evet, yani şey, hani yani bu oyunlar hani izometrikten, masa üstünden sonra şeye geçti, 3D'ye geçtiği zaman, hani 3D daha zor bir workflow ve hani o kadar ayrıntılı questler yapılamaz. Baldur's Gate gibi böyle hani uzun uzun diyaloglu vesaireli farklı dungeon'lı falan, Ya ama bu adamlar aynen onu yaptılar yani. yapılamaz diye olduğunu düşünmüyorum. Biz öyle Yani düşünüyorduk. Ya ben en azından öyle düşünüyordum. Hani madem bu tarihe kadar yapılmadı, madem Dragon Age Inquisition gibi oluyor, hani uzun 3D vesaire oyun şeyi. Veya Bethesda'nınkiler gibi oluyor. Hani yarı çalışıyor, yarı çalışmıyor. Questleri giderek güzelleşiyor Bethesda'nın kesinlikle de. Yani şimdi iş gücüyle ilgili diyeceğim ama Bethesda da sikkalar bir firma değil, dev bir firma yani. Aynen, ve dediğim gibi mesela hani Skyrim çok büyük bir adımdı bence yine, hani çok daha güzel Evet. questlere falan filan, Evet. hani gerçek bir başarı, ama hani Witcher 3'ün yaptığı atlayış, yani hayal, biri sana söylese şunu 3 sene önce yani şey dersin, öyle değil tabii ki, ben oynadığım zaman görürüm falan filan dersin. Ben hala inanmıyorum mesela şu dediklerine. Ya inanmıyorum değil. Yani aklımda öyle bir şey canlanmıyor. Çok saçma geliyor yani söylediğin şeyler. O yüzden oynamak istiyorum. Bazen hatta bir ara Velen'de şey oldu bana. Öyle bir quest'teydim ki bu ana quest değil'i çok sonra anladım. Yani 10 saat Hadi sonra falan, bir dakika bu yan canım. quest'ti falan diye. Abi işte merak ediyor. Yani şimdi mesela Fallout 4 duyuruldu Duyuruldu, pardon. duyuruldu canım. Yani çıkacak ve Fallout gibi bir oyunun artık böyle olması lazım. Bu Ki saatten dediğim gibi iyi sonra adımlar attılar ve ben zaten şaşırmam evet. Fallout 4'ün Bethesda zaten çok iyi side öyle adım questleri attı. olursa. Evet, muhakkak. Ama yani artık fetch questlere son verilmesi lazım. Yani Kesinlikle %100, %100. Yani şey, üstünden yani 4 sene geçti değil mi Skyrim çıkalı galiba? sanmıyorum 2011 diye hatırlıyorum ben. ya. Biz videosunu da kaydettik. 4 sene önce kaydetmiş olamayız. Ama çünkü biz zaten 4 sene önce başladık değil mi seninle buna? Doğru. Yani evet. Aynen. Dur bakayım ben yine de. Merak ettim. Devam et abi. Ediyorum canım. Bakayım Ah, galiba kavga çıkacak. bir. Şu an ana görevi mi yapıyorsun Ana yoksa? görevdeyim şu anda, evet. Çünkü dediğim gibi hani quest'in level'ı biraz yüksek ve... Harbiden 2011'miş abi. Öyle mi? Neyse, Aa, çok daha bravo. yakın hissediyorum. Kasım 2011. Gerçi doğru, Mustafa da yok muydu videoda ya? O videoda yoktu da oralar vardı. Beraber Doğru. çekiyorduk hala çünkü. Evet. Şey, yani üstünden çok süre geçti hani, şimdi düşününce şey diye hatırlıyorsun. Ne derler? Skyrim ne kadar büyük bir oyundu falan filan, ama aslında ilk çıktığı zaman şokta şeydi. Aa, tüm side questler çok şey yani böyle, ne manalı, güzel, konulu, enteresan. Yani Ha. sonunda iyi bir şey çıkmasa bile loot olarak, çünkü hani Skyrim Aa. gibi oyunların, daha çok Tabii. Bethesda'nın oyunların loot şeyi böyle bozuk ya biraz, hani çok yüksek Aha. level alabiliyorsun ama. Yine de asıl şeyi oydu benim mesela etkilendiğim Skyrim'den. Bu herif 2'de yok muydu ya? Bilmem. Nasıl? Neyse. Önemli değil. Daha... Ben ilk oynayışımda bunlarla bayağı direkt kavgaya girmiştim de. Aa. O şey mesela, demin bir tane It's Time to Decide yazdı ya. Aha. 2'de bir tane falan var ondan mesela. Şey değil O da mi? şey. Kimle gideceğim? Aa, pardon. Leto şey neydi o herifin? Yorvet'in Yorbet. Aha. ona mı yardım edeceksin, Ha. Roach'a mı yardım edeceksin Aynen, böyle çok aynen. kısa bir süre içinde? Bunda da aslında çok yok, ama oyun o kadar uzun ki tabii, atıyorum belki bir 10 tane falan öyle seçim var. Ben daha çok olur diye bekliyordum 2'de. Hiç olmadı valla. O işin Walking Dead kısmına çok fazla girmiyor. Onun Sana daha için. fazla süre ve bilgi vermeye çalışıyor. Gerek de yok ya. Ya öyle bir O an oyun değil, çok aynen. kaotik bir andı. Öyle olması gerekiyordu. O açıdan sorun yok zaten. Şimdi sen tabii şeyi de aldın iyice. Ben asıl iki bitirmeni şeyden istemiştim. Hani Wild Hunt'ın Evet,
kontekstini önceden bileyim. Çünkü mesela ben 2'yi bitirdikten sonra şey demiştim yani 3'ün ismi akılları varsa Wild Hunt olur diye ve direkt böyle Wild Hunt. O senin için iyi, daha da iyi olmuş. Çok yani. Çok çok ya 3'ün anonsundaki şok sevincim bambaşka bir şey. Ama şeyi bilmiyordum yani o açıdan yani bağlantıyı hemen kurdum ister istemez de Wild Hunt'ın 2'nin içinde o kadar olduğunu bilmiyordum mesela ben. Yani. Onu vakit geçtikçe görmek bu kadar da önemli bir şeymiş yani. Diye görmek güzel oldu yani. Ama hala ne oldu? Mesela bunun ne kadarı Wild Hunt'la alakalı? Onu diyecektim. Mesela ismi Wild Hunt ama aslında oyunun son 20 saatine kadar Wild Hunt'la aktif bir şekilde bir şey yapmıyorsun. Çok sonlara doğru çıkıyorlar ama yani çıktıkları zaman da okey hani Wild Hunt hakkında sürekli her şey falan. Çünkü hani ölümsüz ve nereden geldiği belli olmayan bir ordu ve hani uzaylı böyle... elfler. Bravo. Ben inanılmaz şok olmuştum ona mesela. Uzaylı elf konsepti. Uzaylı çok... da değil yani direkt şeye yani, göre. Bu dünyadan paralel evren de çok şok olmuştum yani. Evet, bu arada ya o kadar iyi şeyler oluyor ki paralel evrenle ilgili. Olabilir. Ha yetmedi mi? Dedi paralel evren niye gelir iyi şeyler olsun. Tabii aynen. Ya kitaplarını okumak lazım. Bayağı şok da neymiş. Evet evet. Okumadım şeyden hani hem oynuyorum hem de okursam ikisinden de baymayayım diye okumadım da hala şey yani evet. Hazırda bekliyor beni Kindle'ımda. Artık evet okuyabilirsin. Ki ilk kitabı Last Wish'e ile direkt alakalı bir iki quest var burada. Journal'dan okuyunca tabii anlıyorsun. Orada da mı Ciri ilk karakter? Ana karakter. Witcher'larda. Aha. Witcher'larla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü çok iyi bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Okey. Öğreniriz ya. Bildiğim kadarıyla tabii ki yani Yennefer, Geralt ve Ciri yani hani karakterleri Witcher. Neyse, mesela kitabı okuyanlar oyundaki Triss'i çok daha farklı karşılıyor bizim karşıladığımızdan. Hani, öyle mi? Ha, olabilir. Yani çok daha kötücül bir ne derler? Alt motivasyon olduğunu düşünüyorlar. Hani mesela biz kesinlikle öyle bir şey almıyoruz Triss'ten. Almıyorsun tabii ki. Yani o oyunda çok daha sempatik ve şey bir karakter. Tabii, tabii. Kitapta okuyanlar direkt aynen. Şey yani bu kadın ne kadar yüzsüz ve ikiyüzlü ve bilmem ne ve sana karşı falan filan. Ya o oyunda 2'de biraz şey de onu yaşıyorsun. Hani Lodge birazcık şey olduğu zaman ne olduğu aşağı yukarı belirlenmeye çalıştığı zaman evet. Acaba diyorsun Triss bize kazık mı atıyor falan. Ondan bahsetmiyorum. Şey o oluyor. Ayrı. O tabii evet. Sorceress'ların hepsi evet. Hiç güvenilemeyecek evet. İnsanlar şeyi istiyor. Onun dışında bir yani direkt o aşk hikayesiyle ilgili bir şey var. Hani fırsatçılık anladım. Durumu var anladığım kadarıyla. Aa bu adam ben bir önce oynadığımda içerideydi. Ben şimdi dövüşünü de merak ediyorum. 2'den 3'e nasıl bir değişim olmuş. Aynı dövüş aslında sadece daha rahat hareket ediyor Geralt. Onu çok rahat görebiliyorum. Ve 2'de istiyordum onu oynarken. Evet. O yüzden o mobillik nasıl onu merak ediyorum yani. Şey sahneleri falan çok güzel oluyor. Daha çok insanlarla dövüşürken atıyorum. 12 bir kere bir kıyıda 12 tane falan korsan vardı böyle tam... Ortalarında düştüm atla giderken. Sonra bayağı aralarından böyle zigzag çizerek böyle onu öldür, arkasındakine koş vesaire falan ve çalıştığı zaman çok çok akıcı ve çok iyi bir sistem. Peki yani 2'de 2 şimdi birazcık hani yolu belli olan bir oyun ya. Bu daha geniş bir oyun yani. Şeyi hissettin mi? Ulan şimdi yapacağım seçim bayağı etkileyecek beni falan filan diye. Onu çok şey... Yani uzun bir oyunda o şeylerin, kararların arası daha açıktır diye tahmin ediyorum ama... Ya şöyle bir şeyler oluyor. Mesela ilk alanda yaptığın... Whitechapel değil tabii ki. Whitechapel İngiltere'de çünkü. İsmini unuttum. İlk alanda yaptığın böyle ufacık minicik bir seçim var. Side quest bile denemez. Sana objektif bile vermiyor. Sadece istersen yapabileceğin bir şey var. Onun bile mesela ben 81. saatimde falan sonucunun ne olduğunu tesadüfen karşılaştım. Hani bana onun bilgisi verildi falan. Sürekli yani. Oluyor yani. Ya aynen hani şey onu bekleyerek oynanmaması lazım bence tabii ki her oyunda. Bence de oynanmamalı. Yani seçim yapıyorsan kendi ediyorum. Deneyimin için bence yaptığını de. Düşün. Ama Witcher sana sürekli feedback veriyor seçimlerle ilgili bir şey. Onu merak sana. Ettim. Yani çünkü hani aşağı yukarı 20 saatlik bol side quest'li bir oyunda onu yapmak daha... Evet. Mümkün ama böyle 80 saatlik bir oyunda falan çok daha zorlaşmıştır diye tahmin ediyorum. Yani bana şey çok az oldu. Bir adamla karşılaşıp bir seçim yapıp ondan sonra o herifi bir daha hiç görmedim ya ne oldu acaba
değil ya. Sürekli sen bir daha karşılaşıyorsun, dünya yaşıyor çünkü falan filan. Çok enteresan. Ya hatta 2'de bile zaten aldığın bazı side quest'ler bir sonraki chapter'da devamıyla karşına evet, çıkıyordu kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Aynen. Bunlar Wild Hunt şeyleri evet. Bu sahne mesela trailer'larda çok vardı. Yanan köyü şey yapmaları falan filan. Skellige'de de benzer bir şey sahne var. Ama trailer'de kadar etkili değil. etkili ama şey durdurmuyor. Eredin'in armor'ı falan direkt değişmiş yani trailer'da. Ama sen diyordun ya surat of. O biraz talihsiz oldu lan. Çat diye başladı yani. Oha niye öyle oldu? Ha ne diyordun? Biz burayı yakalım. Unuttum ne diyeceğim ya. You can only delay the inevitable. Trailer'ında vardı mı? Ben trailer'ını izlemedim hiç açıkçası. 600 kere falan izledim böyle. Ya bana Mass Effect sendromu oldu bu şeyde. Witcher'da. Mass Effect 2'nin trailer'ını izlemiştim ben. Ha. Aşırı hoşuma gitmişti. Dedim ki biri oynamam lazım yani bitirmem lazım. Biri böyle 2-3 günde bitirmiştim. Sonra Mass Effect 2'yi böyle 40-50 saatte bitirmiştim. 3'ü de yarıda bıraktım. Herhalde bu Witcher 3'e de böyle iyi bir gömülürüm bir yandan. Witcher 3'ün seni sürüklememesi çok zor gibi geliyor bana. Yani bana teknik yani. Bir sorun yaşamazsın atıyorum yani konsolundan veya PC'den. Yani şundan korkuyorum ben. Heh. Yani eskisi kadar oyunlara vakit harcayamadığım için side quest'ler güzelken onları kaçırmaktan korkuyorum. Seni tanıdığım için diyorum ignore edebilmene imkan yok senin. İmkan yok yani. Ya çünkü ben aslında severim öyle şeyleri. Ama son zamanlarda yapmamaya başladım. Niye? Çünkü her şey birbirinin tekrarı oluyor. Ve bunda da o yok diyorsun. Ha, aynen. Yani dolayısıyla şey, herhalde... Yok, merak etme yani. Okay. Sana oynatacak side quest'lerini. Side quest yapmasan ne kadar sürüyordur acaba bu? Güzel soru. 25 saatte falan bitirmişti galiba bunların testerlerinden biri. İyiymiş. 20 miydi veya öyle bir şeydi. Hatta böyle bir minik şey olmuştu. O haberi okuduğum yerin komentlerinde. Oha nasıl lan bir dakika oyun 24 saat mi falan filan sonra bir daha şey yaptılar hani açıklayıp yok hani o sadece quest'ler ve hani hiçbir skip olmadan falan filan. Artık diye. Şeyi anlayabiliyorum yani insanların o konuda kimseye güvenmemesini anlayabiliyorum. Doğru yani çünkü daha bu sene Order yaşadık onu yani. Onu diyecektim yani Order çıkıyor bilmem ne. Daha başka bir iki oyunda daha yakın zamanda bir dövüş oyunu gibi bir şeyde böyle DMC gibi bir oyunda falan olmuştu. Hatırlayamadım tam. Revengeance'da olmuştu galiba. 3 saatte bitiyor çok, mu ne? Çok çok kısa. Çok kötü. Yani hep zaten böyle 5 tane bölüm var tekrar oluyor. Ediyor falan bir tanesi. O yüzden anlayabiliyorum. Öyle spekülasyonları. Evet. Ya ben şeye olması. Katılmıyorum. Genelde mesela, doğru çıkıyor çünkü. Mesela kaliteli olsun ama 1 saat olsun diye bir şey yok bence. Hani belli bir fiyat şeyinden bahsediyorsak aralığından. Atıyorum $60'lık bir oyunun şey olması lazım. Okey yani 10 saatten biraz daha uzun olması lazım bence. Ya Order öyle olmasaydı ben kabul ederdim mesela. Yani iyi bir daha iyi bir oynanışı. Bölümleri daha ne bileyim güzel olsaydı yani şu an yok ince yani daha ince farklı bir sürü arka arkaya güzel güzel çalışma senaryoları olsa oynanır yani, yani Order'ın o konuda bir ben sorun onu yok. Mesela bence, şu bence. An elimde hala Order duruyor olurdu ama şu an ben bir yani aptalım gidip... bunu unlock edip sonra işte konuşunca böyle oluyor ya. Evet evet. Neyse. İşte gidip 30-40 liraya order'ı bulmadığım sürece bir daha dokunmayacağım oyuna yani. Ha sen onu şey yaptın değiştirdin değil mi? Abi tutulmaz yazık günah ya. Bak mesela bu sonra çok oyunun en sevilen side quest'lerinden birinin şeyi bu. Mesela ilk burada yani. Haberin oluyorsun. Şimdi şey de enteresan bir durum. Öncekinde... Önceki kayıtta konuştuk mu bilmiyorum da. Şimdi Cyberpunk'la ilgili 2017'den önce hiç konuşmayacağız dedi evet. Ya CD Projekt. Evet. Ve yani hani bu zamanı Witcher'a ayıracağız falan dediler. Daha bunun çok expansion pack'i çıkacak. İki tane i̇ki şey tane. Çıkacak. Biri 10, biri 15 saat gibi bir aralığında şey. Olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi yepyeni harita diyorlar zaten. Aynen. Yani gerçekten acayip bir destek yani. Ki 16 hafta boyunca her hafta bedava DLC'ler var. Yani çünkü adamlar şeyin yararını da gördüler. Mesela Witcher 2 ilk çıktığı zaman hani ilk ay sanmıyorum ki o da tabii 2 milyon sattı falan. Ama sonra gördüler ki heriflere senelerce oradan para geldi. Ve hani böyle
muhtemelen o tüyoyu nasıl yakaladılar biliyor musun? Birin Enhanced Edition'ı çıktığı zaman aynı şekilde yaptılar. Hani bedava upgrade edebilirsiniz isterseniz. Bir sürü şeyi düzeltiyoruz. İstiyorsanız yeniden elinde olmayanlar direkt Enhanced Edition'ı kutulu olarak da alabilirler. Bence o iyi bir, ufak da olsa iyi bir çıkış yakalattırdı onlara. Doğru, doğru. Hiç olmadı dikkat çekici bir şey yani böyle. Ya evet, çünkü hala oyunu tamamen nasıl upgrade edebilirler bedavaya. O mantaliteyi geliştiriyorlar adamlar sürekli. Ki yani mesela ben de bir Witcher 2'yi ilk orijinal halini alıp çok beğenmiş biri olarak Enhanced'ın sonra direkt hani kendim patchledim tabii ki bedavaya GOG'dan, GOG kopyamdan ama ondan sonra gidip kutusunu da bir daha da aldım çünkü hani birincisi adamların kutuları tabii ki her zaman çok güzel. Muhteşem yani. İkincisi de yani gerçekten param gitsin istiyorum ben CD Projekt Red'e. Evet gerçekten. Mesela şeyde de öyle oldu. Bu Steam versiyonu ama bende kutusu var. Artık gidip kutusunu aldım yani. Aynen. Zaten kutusunun fiyatı aşırı iyi. Zaten Türkiye evet için. Yani çoğu ülkede de yani şey ülke yani ülkelere göre ayarlamış zaten CD Projekt Red. Anladığım kadarıyla Türkiye distribütörü de çok akıllı bir distribütör bu konuda da. Evet, Bilkom nispeten daha iyi. Yani Wolfenstein falan da çok pahalıya çıkarmamışlar. Ha, yani çünkü zaten PC oyununun kutulu alan zaten çok insan yok. İnisiyatif lazım. Tabii tabii. Hani CD Projekt Red anladığım kadarıyla zaten Avrupa'daki ülkelerde özellikle böyle ayarlamış. Muhtemelen. Yani bir de Avrupalı oldukları için onlar. Ki yani aldığın oyunda hani işte burada 70 liraya aldığın oyunda hani order falan değil Witcher yani kaç saat aynen oldu abi ben bunu oynuyorum. Aynen aynen. Gerçi yine PlayStation 4 versiyonu 200 lira da. Onu alalım ona abi. Bir şey diyeceğim de. Yani neyse ben aslında şeyi diyecektim. Hani bu kadar süre oyunu desteklemeye gönüllü olmaları zaten iyi bir şey. Onun dışında Cyberpunk'la ilgili beni şey yapıyor bu durum. Muhtemelen onun questleri de harbiden Witcher 3 gibi dolu olacaktır. Herhalde yani ya. Cyberpunk'tan tek istediğim şey ne biliyor musun? Third person olsun. Third person olur ya. Çünkü Android oynayacağız ya bir de. Yani veya o tarz bir şey hani Cyborg. Android dedim lan evet Cyborg oynayacağız ya. Yani böyle düşse modifikasyonların falan filan da değiştirdiğini sürekli karakteri vesaireyi. Yani Cyberpunk'ı seçmelerinin da özel bir... Cyberpunk seçmelerini demişim. Böyle biraz gelecekte olmasını seçmenin özel şeyleri vardır yani. Dediğin gibi şeyler olacaktır yani. Bence customization olayının bayağı bokunu çıkarırlar gibi. Yani öyle bir firma değil de. Yok değil tabii sonuçta Geralt oynuyorsun. Hani saçını evet, sakalını kessen de Geralt evet, her zaman. Evet. Yani bu sefer belki onun dışına çıkarlar. Bakalım. Benim merak ediyorum ben de. Meditasyon yapmam. Acaba lazım. Çatışma falan olacak mı yani? Abi, olmak zorunda tabii ki evet, yani. Nasıl olacak? Değil mi nasıl olacak? Yani bana bu skinle Cyberpunk'ı versinler oynarım. Ay skinlerini değiştirip Cyberpunk'ı versinler. Onu yapmayacakları çok belli yani. Öyle bir firma da değil ya. Değil evet, değil yani. Ki yani düşün, olur hakikaten bana da olur yani. Ya şöyle düşün, Witcher 1'den 2'ye olan değişimi düşün. Evet ya. Yani ilk bakışta öyle olmasa da 2'den 3'e olan değişimi de düşün. Doğru doğru öyle. Ve yani Witcher 3'ten Cyberpunk'a olacak değişimi de düşün diyorum o zaman. Yine bayağı değişik bir şey olacaktır yani. Evet. Şey, bir enteresan şey bu şeyi açıkladıkları zaman ilk satış rakamlarını. İlk başta 4 milyondan önce başka bir şeyi açıklamışlardı galiba. Onu ben duymadım. Olabilir. Ya da neyse işte ya onlardan birinde şey diyordu Geoff Keighley CD Projekt Red'in. Hani hayatımda ilk kez işte milyonlarca teşekkür mailini aldık. Hani evet, evet aynen. Ama ben bile mesela bitirdikten sonra şey düşünmüştüm yani oturup ben teşekkür edeyim herhalde hani çünkü bunu yapan yok başka yani. Zaten adamlar alır almaz sana teşekkür ediyorlar. İçinden öyle ufak evet, bir yazı çıkıyor ya. Çok şirin ya. Ben onu bir de hani oyun zaten bende olduğu için hani kutuya bir çabucak baktım. Asper harita bilmem ne falan kapattım. Sonra onu şeyde gördüm. Reddit'te gördüm. Ha böyle bir şey oldu, çıkıyor diye. Aynen. Açıp baktım onu da Türkçeleştirmişler. Evet, de güzel evet, bayağı. Enteresan bir firma. Ne yapacaklar merak ediyorum ya. Evet. Ben yani şu an herhalde... yo benim için diyeyim en azından. Çünkü Bethesda diye bir firma da vardı. Hani en iyi... RPG firması yani. Öyledir. Tabii şu an benim yani için en aktif olan firmalar arasından düşünürsen öyle olabilir yani. Öyle yani, hatta. Kişiden kişiye herhalde Bethesda denir veya bu denir zaten.
Kimsenin BioWare diyeceğini sanmıyorum şu saatten sonra. Hayır, bu saatten sonra diyemezler. Şey falan biraz, yani bayağı bir atakta yani işte Brian Fargo falan. Evet, özür diliyorum. 3D RPG diyelim o zaman. Çünkü onlar hafif alınacak şeyler değil, doğru. Evet, yani In Exile çünkü Iceland 2'yi çıkardı. Az buçuk oynadın. Dedin ki yani Fallout bu Fallout yani. Evet. Olması gereken Fallout gerçekten Iceland 2. Onu sonra da çok kızdım. Niye zamanında alıp yapmamışız diye. Şimdi saçma. Ben oynayamayacaktım çünkü o yüzden. Ha. Biliyordum o kadar çok üstüne düşemeyeceğim. Hmm. Yoksa var bende. Ki, yani Fallout gibi de ayrıntılı. Hatta Fallout'tan biraz da ayrıntılı. Takım tabii yönettiğin için ayrı. Tamamen yani öyledir. Yani eski usul Fallout'lar. Evet, aynen. Onun dışında Torment'i yapıyorlar yani. Planescape'in dünyasında. Evet, şimdi Bloodstained bitene kadar en yüksek şeyi olan da oydu zaten. Kickstarter evet. Olamayın. O çıkmak üzere. Trailerları yavaş yavaş şey oluyor. Çıkıyor, gameplaylerini görüyoruz. Şimdi de Bard's Tale duyurdular. Aa, doğru, doğru. Ne başladılar? Yani adamlar gerçekten yani old school. Fazla old school. Ne enteresan değil mi? İzometrik RPG'lerin geri dönmesi. Yani çok yani RPG janrı böyle hiçbir zaman şey olmuyor. Popüler olmayan bir janr olmuyor hani benim küçüklüğümden beri. Hep böyle o dönemin popüler RPG'si oluyor yani hani. Strateji veya adventure oyunları gibi kaybolmadı ki, karışık bir janr aslında. İnsanlar yaratmayı seviyorlar ya. Herhalde değil mi? Gerçekten öyle. Ben mesela çok fazla şey var, çok alakasız olacak da, Saints Row'a karakter yaratırken böyle bayağı bir saat falan uğraşıyorum. Doğru, öyle bir şey var. Hani RPG'lerde oyunun kendisi o yani. Diyalogta bile karakterini oluşturuyorsun falan. Seviyor insanlar herhalde. Mesela şeyi çok gördüm, işte Witcher'ın Reddit'ine bakarken. Hani şeyi tartışılıyor genelde. Ulan bundan sonra hangi RPG'yi kim oynar falan filan da şey argümanı çok vardı. Mesela Skyrim oynarken kendi karakterimi yaratıyorum ama ve hani vardır, evet. Witcher'da her şekilde Geralt oynamak zorundasın falan. Benim için geçerli değil. Benim umurumda bile değil tam karakter yaratmak ama. Tam onu diyecektim. Benim de yaşımda değil çok ama. Çok iyi anlayabilirim ve çok büyük saygım var öyle çok bir fazla, yaklaşımada. Çok fazla var. Benim mesela işte komşum vardır. Sinan. Hı. Ha, ünlü komşun ya değil mi? Sürekli achievement avladın. Aynen aynen. Ya onunla mesela hani bir RPG veya atıyorum daha başka Smackdown falan oynayacağımız zaman bir Saints Row. Yani aşırı eğleniyor karakter yaparken. Hı hı. Ya ben de onunla eğleniyorum beraber yapıyoruz diye de tek başıma hiç umurumda olmaz. Var öyle insan. Hatta sanırım çoğunluk öyle. Aslında yani karakter creator'da vakit geçirirsin ama hani onu böyle kendi karakterim diye düşündüğüm ve yani ondan özellikle bir zevk aldım. Ben hazır karaktere çok daha şey bir adam. Ben de hazır hadi uğraştırmayın da başlayayım diye. Aynen, bir seçenek şeyim olsa bana hazır karakter verin. Evet evet, ben de öyleyimdir. Hatta bazen beni düşürür bile o kadar çok uğraşmak karakter üstünde. Belki de RPG adamı olmadığımı söylüyor bu. Beni şeyde çok düşürmüştü. Fallout 3'ü oynarken çok, o kadar çirkin ki Bethesda'nın karakter creator'ı. Abi evet. Skyrim'de ama çok her, daha iyiydi. Her zaman. Skyrim'de de o kadar iyi değil. Oblivion oğlum. Abi Oblivion ve Fallout 3 aynen. Zaten ikisi de aynı şey. Yani, motor, evet, karakter evet. Creator motoru. Oblivion daha korkunç. Oblivion'da yani. Hepsi birer maymun. Yani. Abi evet, gerçekten göt evrimini, suratlı olmayan karakter yapabilen var mı acaba? Evrimini tamamlamamış yani hiçbiri. Yallah. Önce cadıları mı bulsaydım telefon. Aslında? Bu biraz zor bir quest, bakayım. Olur. Bari ne yapıyorsun? Şu an bir adamın karısı kaybolmuş. Onu arıyorum. Bu kadar basit bir şey. O mu? Bütün tantana bu mu yani? Bütün tantana şu an bu ama tabii bu quest öyle yerlere gidiyor ki. Heh, gitsin işte. Gitsin. Hadi bakalım. Çünkü hadi bakalım. Beklemeyeceğin şeyler göreceksin. Hadi bakalım. Bu arada şu an oynadığın hiçbir şeyi görmedim. Baktım sana döndüreyim görmedim. Mi biraz daha? Hayır. Yani muhabbete çok şey yaptım. Ha tamam. Daldım. Ben de diyalog olduğu için muhabbete girebildim. Şimdi biraz daha susuyor olabilirim. Zaten biz de muhabbet edelim sebebiyle ikinci defa kaydediyoruz. Aynen. Ha, ya dayanamayıp benim aşırı sevgimden Sivion'da yeni Witcher 2 bitirip birazcık konuşmak istemesine. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Arada kaydedelim ya Witcher 3. Bence. Değil mi, böyle açıp ben devam edeyim 3. 4. oynayışımda. Valla. Yok, illa 3-4 olmasına gerek yok ya. Bu biter abi bir hafta. Harbi mi diyorsun? O kadar değil de. Neyse bakalım 3. oynayalım. Oh. Tabii ki. Ha, gördüm zaten şeyi. Adamın izlerinde. Ay, kadının izlerinde. Yine backstab mi ana hedefin? Yok hayır, bu sefer direkt karşıdan insanlarda da şey. Bloğun etrafından dolaşmak. Counter'lar olsun.
staminasını düşürüyor. Çünkü mesela blok yapan insanların staminası var. Hani yeterli bir şey de vurursan kalkanı böyle açmak zorunda kalıyor. Ha iyi. Rise çok yani. Güvenilir değil ama ne? Rise diye. Aşırı düz aynen bir Rise. Oyuna dönüştürdüm. Evet. Aynen Rise. Aynen oyunu siliyordu. Abartım. Rise 2 duysak bu sene mesela işte. Abi, fena olmaz ona mı? Çok mutlu olurum işte. Ben de çok harbiden. Seviyorum. Harbiden mutlu yani olurum ilk yani. İlk gameplay'inde çok küfretmiştim ama şu an çok okey derim. Yani ben evet, Xbox One çıktığında tek oynamak istediğim oyun Rise diyordum. Sen beni anlamıyordun ama artık anlıyorsun. Evet ama yani şimdi... Ya. İlk çıktığı konsol hali kadar... aldıracak bir oyun değil yok, tabii değil, ki. Yok değil ama onu hiçbir zaman demedik zaten. Ha, yani aynen ben ama yok şey demek istiyorum. İlk gözüktüğü halinde bence çok daha QT'ydi. Sonra biraz azalttıklarına inanıyorum o resepsiyondan sonra. Fark etmez kardeşim. Sen çıkan son ürüne bak. Allah Allah. Güzel ya, Roma oyunu olsun. Böyle evet ya, Roma RPG'si olsun. Roma RPG'si. Witcher'ın Roma'da geçtiğini düşünsene. Roma'da Witcher gibi bir oyun. Bence bitti. Tamam, firmayı kuralım, bunu yapalım diyorum. Niye? Olmaz mı? Ya olmaz. Güzel bir oyun olmaz mı onu diyorum. Olmayabilir. Biz yapamayız da. Niye ya? Herkes sandalet giyiyor, ben sandalet sevmem. Ya o mu tek? Tamam hadi. Herkes çorap giyiyor. Mokasen ayakkabı olsun herkes. Olabilir abi. O zaman bu oyun olur mu? Bu arada burada Roma olduğunu biliyorsun değil mi? İnşallah. Nasıl? Nilfgaard, Roma. Bilmiyorum. Ha. Hiçbir fikrim yok. Hatta Venin Rom gibi sözleri de burada Venin Nilfgaard falan diye söylüyorlar. Çok şey anlamıyorum. Yani bütün Nilfgaard mı Roma? Nilfgaard İmparatorluğu Witcher dünyasında Roma'nın, bizim dünyamızdaki Roma'nın eşdeğeri. Anladım, eşdeğeri demek. Roma mı değil mi onu söyle bana. Abi tam Roma değil, diye tamam. Diyemeyiz şimdi. Ya o yani Witcher'ın politik şeyini izleyebilmek yani Witcher 2'yi oynarken harbiden çok sancılı oldu benim için. Evet, yani. Kolay değil. Ve yani, şey, kitapları da bilmeyince. Hani bazı şeyi aklında tutuyorsun ama evet. Muhabbet ortasında böyle 3-4 tanesini arda arda söyleyince ulan o bu muydu, bu muydu? Aynen, aynen. Yani bayağı bir beyin amcuklaması geçirdim yani. Hatta oyun bittiğinde herhalde hiçbir şey anlamadım deyip seninle konuştum ama anlamışım yok, gayet, çok evet, şükür evet, yani. Gayet iyi takip etmişsin. Ben Iorvet'le, Iorvet'in şeyiyle ikinci kere bitirince oturdu tam kafamda herkesin. Tabii başka bir tarafını falan. Daha fazla görüyorsun aynen, değil mi? Aynen, aynen. Yani peki şimdi Chapter 2'de Henselt var ya. Evet. Yani iğrenç bir herif. Orası öyle de sonda olan şey sadece Roche'un adamlarını öldürdüğü için mi oldu yani? Aynen aslında. Çünkü zaten Henselt'i kimse sevmiyor. Çünkü Henselt şey böyle hani her an kendi açgözlülüğü için ülkesini o insanları... O bütün kuzeyi almak istiyor değil mi? Ya aynen. Aynen hani kuzeyi birleştirmek istiyor. Radovid de kuzeyi birleştirmek istiyor ama Henselt çok daha şey böyle hani tamamen millete asayım keseyim şey, diye. Aynen ve hemen ihanet edebilecek bir herif hani Temeria vesaire de zaten çok tutmuyorlar. Peki Witcher 3 coğrafik olarak nerelerde geçiyor coğrafik? Velen diye bir yerde geçiyor. Velen şey henüz Nilfgaard girmemiş ama Radovid de şey yapmamış hani tam savaş başlamamış Velen'de hala. Güneyde mi? Kuzeyde mi? Vallahi güzel soru. Hani Witcher 2'ye göre nerede geçtiğini emin olamıyorum. Kaer Morhen burasında kalıyorsa. Yani çünkü şey ya Witcher 2 bittiğinde kuzey bozuluyor ve güney... Ha onu diyorsun kuzeyde canım. Nilfgaard geliyor soru. Oraya. Yok o, öyle bir şeyden şey, bahsetmiyorum. Şey. Tam olarak haritada nerede diye değil. Ha tamam. Kuzeydesin. Kuzey cephesindesin. Nilfgaard gelmeye çalışıyor. Şeyde kuzeyde hala toparlanmaya çalışıyor ama savaş bu spesifik yerde başlamamış. Bir de şeye gidiyorsun. Pardon. Start'a basılı da tutabilirdim buraya gelmek için de neyse. Hmm. Şey... Skellige'ye gidiyorsun. Skellige'de şey, daha İskandinav ülkeleri gibi bir yer. Adalığından belli zaten. Ha, Nilfgaard buraya arada saldırıyor. Bunlar da sınırda tutuyorlar ama şey değiller. Kesinlikle kuzeye yardım etme gibi bir olayları yok yani. Kimseye karışmıyorlar. Ama çok fethedilebilecek bir yer gibi de durmuyor. Aha. Ve çok önemi de yok açıkçası Skellige'nin kimse için. Bu neydi güneydeki Emperor'ın adı? Emir miydi? Emir van Emreis. Aynen. Peki kardeşimiz mi? Yani güneyde bir tek o adam mı şey? Tabii en büyük o. Ve bütün her yeri almaya çalışıyor yani. Aynen. Yani Roma gibi işte. Anladım. Ben geri zekalıyım galiba. Ya konuşurken hep şunları kaçırıyorum. Abi çok normal. Nereye gideceğimi yine kaçırdım tamam. Neyse bakalım. Gerçi ben bunu ilk oynadığımda da böyle salak gibi bön diye böyle iz arıyordum her yerde. Bir de Witcher Sense'in bir kötülüğü var. Bazen aktive etsen de şeyleri göstermeyebiliyor. Aa. Niye lan?
Şey mi? Bug'lı hafif. Bitiyor mu acaba o? Yok, bug'lı hafif. Mesela ayak izi izlerken bir yerden sonra ayak izini göremeyebiliyorsun devam ettiğini bildiğin halde. Bir daha basıp çekince birkaç, düzeliyor mu? Bir iki kere bende. O zaman o şeydir abi ya. Heh. Hani nasıl ilkinde sürekli son analoğa basamıyordun ya. Öyle değil abi ama bak solda hiçbir gösterge yok. Doğru o diyorsun. Madalyonda. Ben de ilk önce öyle düşünmüştüm. Bunu hep açamıyoruzdur diye. Sonra ama zaten uzun uzun track ettiğin yer çok. Aha. Anladım. Uzun uzun track ettiğin sekanslar var. O yüzden bunu sınırlı yapmamışlar. Oh be buldum. Peki şey ne kadar hakim oyunda? O savaş atmosferi. Yani şu an oyun boyunca o savaş devam ediyor mu? Hayır. Şöyle bir şey. Nilfgaard şeyi bekliyor. Ya Emir senin Ciri'yi bulmanı bekliyor. Saldırmak istemiyor. Radovid de şey halde. Ne bok yiyeceğini bilmemiş ve yarı deli halde açıkçası. Sen tüm bu olayların arası. Zaten Velen dediğim gibi henüz savaşın başlamadığı bir yer. Skellige'de umurunda değil zaten Skellige'nin de. Skellige'de sadece Nilfgaard gelirse öldürürüz. Biz her şeyiz falan. Skellige iğrenç bir yer. Yani iğrenç bir yer derken insanları falan çok çok şerefsiz ve iki yüzlü ve bir iki tane adam gibi adam var. Ben bayağı küfrederek oynadım Skellige'ye. Kedvan falan mıydı? Kedveni. Ha, o Kedveni Henselt'in. Yani orası ne oldu mesela? Şu an gitti mi orası? Bir şey oluyor. Henselt'i öldürdüğün için Kedveni'yi direkt girip alıyorlar. Direkt acaba yani. Henselt ölmese bu oyunda oluyor mu? Hayır, başkası öldürüyor. Öyle mi? Evet, öyleymiş. Onu okudum. Aa, o kötüymüş mesela. Öyle birkaç şey var. İki de ne yaparsan yap. Ya çünkü sonuçta sen de şey değilsin. Normal yani. Abi. Dünyanın hakimi değilsin. Yani senin dışında da bir devam eden dünya var şey için. Ama hani her şey değil. Yani bazı şeyleri etkileyebilmişsin. Bazı şeyler zaten öyle olacakmış normal gibi. Normal. Ne o zaman iyi bari. Vern'ın intikamını almış oldu. Aynen. Ben de Roach öldürdü şeyi. Ben Roach sadece elini kirletmesin diye kendim üstüme. Ben şey anladım orada. Yani ya Roach öldürecek ya da bırakıp gideceğiz kral diye anladım. Ha. O yüzden dedim ki buyur Roach. Roach bro'muz ya. Vay. Oğlum. Şu an Wii U'da Ryu ve Roy ve Lucas'ın şeyi çıktı, reklamı çıktı. Evet, kapalıydı Wii U'nun gamepad'i ve bir yandan tıkırıp deyip bunu çıktı. Official duyurmuşlar mıydı? Ben hala sızmış sanıyordum. Pardon, durdurdum oyunu ama. Duyurmuşlar demek ki ya da şu an duyuruyorlar. Şu an galiba live. Çünkü sızdı diye biliyordum ben. Sızdı. Hatta şeyleri de, Victory danslarını falan da galiba. Evet. Neyse, iyi. Wii U bize şu an haber verdi. Evet. Official olarak şey olduğunu. Anlık Nintendo haberimizi de verdiğimize göre. Şimdi, bu nottan öğreniyoruz ki. Söyleyeyim mi ne öğrendiğimizi? Evet lütfen. Kurt adam, karısı kaybolan adam, kurt adamın ta kendisi. Burada bir iş dönüyor. Şimdi bakalım. Ya benim ikinci oyunda en büyük yaşadığım sorun şeydi. Bir şeyleri taşıyamama. Bunda da ağırlık şeyini çekeceksin yani. Yani elimde o kadar çok böyle potion yapacak şey falan vardı ki atmak da istemiyorum bir yandan. Başka bir potion'a yarar diye. Baya bütün inventory'm böyle hani 0.5 kiloluk şeylerle falan dolmuştu. Bunda yani potion yani metlerden değil ama ekipman taşıyorsun çok. Ve potion şeyi, potion'ın kendilerini falan filan taşıyorsun. Ve bir dakika şu an ben temizlemiş haldeyim ama usable'ın içine bulduğun kitapları falan filan koyuyor ve burası böyle yani iniyor da iniyor. 70 kitap falan oluyor ve fark etmiyorsun böyle. Kitaplar ağırlık şey yapıyor mu? Yani 0-1 hepsi ama bir sürü kitap tabii buluyorsun ve atmayı düşünmüyorsun tabii yani böyle okuduktan hemen sonra. Doğru diyorsun. Ayrı tepe olması lazım ve bence ağırlıksız olması lazım kitapların. Hani. Tabii ben bayağı sonlara doğru bir tane armor buldum da 25 falan kilo falan arttı taşıma kapasitem. Öyle rahatladım yani. Yoksa uzun bir süre sınırda gidiyordum yani. 250'yi aşıyordu sürekli böyle. İki şey atıyordum, 249 oluyordu. Şimdi geceye kadar bekleyip Werewolf'la karşılaşacağız. Hadi bakalım. Hoppa. Ne yazık ki timelapse şey yok ya, ona üzüldüm ben. Bu arada chat diye buna geçebiliyorsun artık. Evet, menüden de geçebiliyorsun, kendi kısa tuşu da var. İyi olmuş ya. Ben de LB ile X. Xbox şimdi. Hoppa. İyi olmuş. Selam. Oha. Hemen geldi mi lan? E gece. Tamam da yani hemen yanına mı geçti? Oy. Sen layer'ına falan mı gittin? Layer'ındayım. Dönmesini bekliyordum gibi bir şey. Hemen de kurtları da şey yapıyor. Bir dakika. Oil kullanabiliyor muyum? Ama şu an hiçbir oil craft etmedim galiba. Evet. Şeye bakalım.
Alkemiye bakalım. Henüz bulmamışım bile. Ben mesela o kadar da çok potion falan kullanmadım. Hadi ya. Vallahi. Ah, şey çalıyor. La 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 la. Silver Fork Monsters diye bir şarkı. Ah, of. Öldüm abi. Öldüm. Ne yaparsam yapayım. Şu an kaçamayacağım ölmekten galiba. Ama doluyor bizim bu yani. Şey kullandım, Swallow kullandım o yüzden. Ah! Bir de hem Swallow'la hem şeyi aynı anda kullanıyorum. Yemekleri. En güzel hızlı oluyor. Bir daha yapacağım aynısını. Hop. İçeriki de öyle dövüş ortasında kullanamıyordun mu? Yok, hayır. Bunda ama işte şey yok. Öyle değiştirmişler. Ama iki tane hotkey'in var potionlar için. Değiştirebiliyorsun ama yani hani. Ha. Aklına gidersin. Geri zekalı niye kaçmadım konumdan. Sanki daha da zor olmuş. Ya da werewolf var. Değişik olmuş. Daha zor veya şey değil de werewolf. Ay tabi bu arada bu şey bir karakter. Yani kolay zorlanman değil. Gereken bir dövüş. Ve ikili kullanacaktım ya, şey oluyor yoksa. Gücü yerine geliyor. Bu tarz regen olan werewolf gibi şeylerde werewolf gibi şeylerde yakarak veya zehirleyerek falan regenini durdurman lazım. Yoksa hemen şey oluyor, iyileşiyor tekrar. Bu kaybolan kadının şeyi, kız kardeşi. Bir adamı şey falan dedi. Tamam, kadını arama artık falan filan. Kız kardeşimi arama, gerek yok falan dedi. Şimdi de adamı öldürme diyor. Kayınpederine aşıkmış. Vay vay vay. Ve karısını da bu şey yapmış. Vay vay vay. Şerefsizler. Bir şekilde tuzak kurup, ormanda gece bırakıp adamın karısını öldürmesini sağlamış. İşte böyle oluyor görevler, anladın mı? Hani şimdi mesela şeyi seçmem, bir sürü garip seçimim olacak. Güzel ya. Mesela en başta kadın bana geldiği zaman kadının verdiği parayı alıp tamam okey aramıyorum. Ha, karın kaybolmuş, bulamadım diye. Abi nasıl yazabiliyorlar bu kadar çok şeyi ya? Yapmayı boş ver ya, nasıl yazıyorlar yani? Ve yani kabustur ya şunun prodüksiyonunu takip edebilmek. Evet yani. Çakışmaması lazım mekanlarında, triggerlarında falan filan. Manyaklık yani. Evet evet o. Ah! Beni bırak, öcümü alayım, şeyi öldüreyim diyor. Kızı öldüreyim bari diyor. Ben de geçen sefer de okey öldür hakikaten iğrenç bir karı çünkü ben demiştim. Yine öndüyorum. Oha. Kurt, bir iki tane daha kurt adam questi var ve her biri çok enteresan, farklı yaklaşma sağlıyor şey. Tüm bu konsepte. Ya benim oyunların bu kadar dolu olamayacağını düşünmemin en büyük sebebi yapmak değil de yazmak yani. Harbiden. E tabi sen onu daha yakınsın hani. Belki de yani o yüzden yani. Hayat olarak. Yani tabii ki yapmak için de çok vakit lazım ama hani fetch quest çok fazla oluyor çünkü yazmıyorsun bile. Aynen. 10 tane bundan getir. Sabaha kadar yazsınlar ama gerçekten her side quest'i değişik olan bir şey yazmak büyük kabustur. Ben geçen sefer burayı bu quest'i böyle bitirdim yine. Öldü mü ya? Öldürdüm. Yani geri çıkıp tamam beni artık öldü çünkü adam hani şey werewolf olmak istemeyen bir adam zaten. Aynen. Bu lanet çünkü. Neyse geçen sefer bu quest bitti. Adamın üstünden anahtarı aldım ve iki tane ayı saldırdı. Öldün mü? Ve öldüm evet. Galiba o iki ayı asiktir. Biri şurada zaten. Öbürü de galiba şurada. Evet. O zaman kaç. Save ettim değil mi? Ettim. Şimdi içeride bir tane adamın kasası vardı. Hani üstünden onun anahtarı çıktı. Bari kasayı da şey yapayım. Hop. Hunting Trawler, Silver Roar. Şiyadan zar var. Oh. Okay. Ondan sonracığıma. Bu arada Witcher 3 de şey bir oyun Silvio.
Nasıl bir oyun? İyi armor istiyorsan kendin arayıp craft edeceksin. Yani şey yok. Ha, craft edeceksin. Yani loot var. Güzel loot armor çok çıkıyor da hani yine de en iyisi craft. En güzel upgrade edebilmeni sağlayan şeyler craftlar ve Witcher armorlar. Budur efendim galiba Witcher 3 bugünlükte. Evet. Witcher 3 zaten bu sefer daha da çok konuşmuş olabiliriz. Olabilir ya. Geçen şeye göre. Emin olamadım. Ama oyunla ilgili çok konuşmadık. Yani şey direkt oynadığımız şeyle ilgili. Siktir. Kaç. Nerede geliyor mu ki? Yok geri koştu. Bu arada Witcher 3'ün ayıları büyük yani. Bir dakika. Büyüktür tabii. Göstereyim. Göster harbiden büyükmüş ama. Öbürü de gelecek büyük ihtimalle. Bir yaratığa saldırdığın zaman onun şeyleri de, aynı ırkındakiler de çevredeyse hemen geliyorlar yardıma. Red Dead Redemption. Doğru. Ya inanılmaz bu arada soundtrack. Gerçekten inanılmaz. İkinin de çok iyi zaten de. Oh. Geldi. Bayağı çok gücü varmış ya. Evet. Öldürürüm de. Ah. Böyle bir şey. Evet. Oyun efendi. Evet. 2015. Sen de kaçabildin. Tamam.